الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بأصدق المقال. Cumanız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz insanı en güzel bir surette yarattık.
Evet değerli kardeşlerim, insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla Cenab-ı Hak tarafından tezyin edilmiştir. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değil, Allah katında en değerli insan, ona hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten sakınan kimsedir. Aziz müminler, imtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur asla değildir. Önemli olan ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar: Allah Teala sizin bedenlerinize veya dış görünüşlerinize bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalplerinizde ve amellerinizde olana değer verir. Aziz müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahabi olan Abdullah İbni Mektum radıyallahu anhı oturacağı yere kendi elbisesini serecek kadar Efendimiz hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanması gereken engelliliğin cennet vesilesi olduğunu bizlere haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığı zamanda kainatın efendisi şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevleri engellilere emanet etmiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşlerimizin olduğunu görmek çok da zor olmasa gerek. Değerli kardeşlerim, bugün hepimize düşen bir takım sorumluluklar var. Engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygılı davranmak öncelikli görevimiz. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, bütün imkanlardan faydalanabilmeleri için seferber olmak biz mümin olarak görevimiz. Onları üzecek davranışlardan, sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaksa yine bir mümin olarak sorumluluğumuz. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kamil mümin olabiliriz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle hutbemi bitirmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhisselam, görme engelli bir insana yol göstermek sadakadır. Güçsüz birine yardım etmek sadakadır. Konuşmakta güçlük çeken bir kimseye meramını ifade etmeniz sadakadır. Cenab-ı Hak bu erdemleri kuşanan bahtiyar müminlerden eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve eblagha'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qalallahu tebaraka ve teala fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ